Hepinize merhabalar dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bölümde Mid'de Kassadin oynuyorum. Karşımda Ahri var. Düşük bir elo'dayız, yani şu anda Silver'ların ortalama olduğu bir elo. Hem insanlar düşük elo'dan nasıl kolayca çıkabileceklerini hem de basit karakterleri oynayarak ne kadar fazla etki yaratabileceklerini göstermek istiyorum aslında. Ve bunu sık sık basit karakterler oynayarak dile getiriyorum. Hatta bilmeyenler için kanalda bir şampiyon havuzu ile alakalı rehber yapmıştım. Dilerseniz ona bakabilirsiniz. Ve oyun bilginizi geliştirmek adına basit karakterleri tercih edebilirsiniz. Bugünkü menümüzde Kassadin var efendim. Kassadin skill seti son derece kolay bir karakter. Yani Q atıyorsunuz direkt tutuyor zaten, biliyorsunuz. Skill shot değil. W düz vuruş güçlendiriyor. E'si de öne doğru böyle bir yetenek atıyor. Yani E'sinde skill shot deme bir inşaat ister. Ne kadar geniş bir alan olduğunu kendiniz görüyorsunuz zaten. Ve bunun yanı sıra rakibe de slow veriyor. Ultimiz de flash'tan daha kuvvetli bir yetenek. Hem de 4 saniyede bir atılabiliyor. Tek sıkıntısı Kassadin scale olmaya muhtaç bir karakter. Ve oyun erken safhasında menzil avantajından dolayı dayak yeme ihtimali olan bir çar. Şöyle hemen bir bunu alalım abi. Güzel. Doran'la girdim. Bu arada yanlışlıkla Q'sunu yedim. Neyse şunu bir Q atalım. Karşılık verelim. Hem dürtmüş olalım hem de kan tadıyla girdim. Bu can yenileme özelliği veriyor. Canımızı ufak ufak doldururuz zaten. Doran da var. Adam düz vuruşlarla bizi taciz etmeye çalışıyor. Tabii ki ilk başta taciz olacak. Sıkıntı yok. Ama Doran kalkan olduğu için son derece avantajlıyız. Minyonlar bizim her şeyimiz. Olabildiğince minyon almaya çalışacağım. Q'larla da minyon almaya çalışacağım. Alttan sonra agresif olmaya başlayacağız. O yüzden de elektrik verle girdim. Yani şu anda A'da Ahri, Paşa'da Ahri. Ama belli bir noktadan sonra Ahri'ye karşı son derece güçlü olacağız. O noktadan geldiğinizden sizler de hissedeceksiniz ne kadar kuvvetli olduğumuzu. Ignite'de oynadığımız için tabii ki agresif bir koridor bizim için. Adam TP ile oynuyor. Yani bir XP avantajı olabilir. Şunu şöyle bir dürtelim, hem hasar yemeyelim. Evet, Q'sunu dojladık. Gayet güzel. Elektrik veri patlattı, o sıkıntı oldu. Ama yine de ona rağmen adamı dürtebiliyoruz. Ayrıca biz ona göre daha hızlı can yenileyeceğiz. Malum Doran Kalkanı. Yakıncı bir karakter olsaydı karşımda Doran Kalkanı tercih etmezdim. Dürtmesine Q ile karşılık verdik. Güzel. Adamın manasının büyük bir kısmını harcadı. Kassadin W'dan sürekli mana yenileyebildiği için abi rahat oluyor genelde. Canım çok azaldığı için artık potumu basacağım. Hani riskli pozisyona girdik. E atabilir şu anda ben arabalı minyon alırken. Atmadı, tamam. Manası bayağı az. Evet, risk almamak için Q ile bazen alıyorum minyonları. Evet, manasını bitirdi abi. Tamamdır. Artık üzerine rahat rahat gidebiliriz bu çocuğun. Hemen şöyle bir slow verelim. Q'yu atalım. Bir W, tamamdır. Ormancım o site'de zaten. Atalım flash'ını. Atalım flash'ını. Tamamdır. Bay bay. Flash'ın başta atsa belki de ölmeyecekti. Ama çok güzel oynadık orayı. Dikkat etmişsinizdir. Ormancımız zaten buradaydı. E'sini harcadı. Bütün manasını bitirdi. Yapabileceği çok bir şey yoktu yani. Şu an burayı pushlamam lazım. Tabii arabalı minyon. Normalde adam daha az minyon kaybeder. Ama burayı pushlamazsam ben de minyon kaybederim. Tamamdır. Güzel. E'sini bana yaklaşmak için kullandı. Lee'sini bana yetişmeye çalışıyor. Q'suna flash basacağım. Evet, güzel. Flash'ı atıp üzerine Q atsaydı daha tatlı olabilirdi. Aa. Asist alamadım. Neden? Neyse, my bad. Adam flash attı. Ahren'in de flash'ı yok, onu da işaretleyelim. Bizim için mükemmel başlangıç. Şimdi asırlık yaparsam dostlarım biraz oyunda geç seviyede güçleniyorsunuz. Ben ne yapacağım abi? Luden yapacağım. Bunun sebebi ne? Tabii ki agresif olmak. Şuradan bir tane de doldurulabilir iksir alalım. Koridorda kalmak açısından. Asırlık bu arada Kassadin'in bence en iyi itemi. Keşke her oyun elimde olsa alsam ama düşük elo'dayız. Ve o yüzden zaten bu build'i gösteriyorum. Rakibe hasar vurmamız gerekiyor abi. Biz böyle farma yatalım. Maç uzasın, takım bizi taşıyamazsa biz maçı takımı taşıyalım mantığıyla asırlık alırsam takım beni taşıyamayacağı için takdir edersiniz ki sıkıntı yaşayacağız. Bu arada Senna geldi abi, güzel. Hemen bir CC koyalım ona. Slow da verdik. Ver CC'sini artık. Kanka ver CC'yi artık. Oğlum adam kaçtı, ver artık lan. Tamam, düz vuruş W. Son saniye kadar beklemesine gerek yoktu. Riskli bir hamleydi. Kaçabilirdi oradan. Minyonları pushlamıyorum. Ve'yi burada donduracağım. Senna'dan güzel bir yardım. Teşekkür ederiz kendisine bu arada. Yani bana büyük destek verdi şu an. Birazcık minyon toparlamamız lazım. Onu da halledersek zaten gerisi gelecektir diye düşünüyorum. Ve alt olduktan sonrasından elektrik verle girmemizin esprisi adama burst atabilmek. Ahri'yle takasa gireceğim ve yarı canını alacağım. Sonrasında ise ikinci takasımı da kazanmış olacağım. Eğer asırık build yapacaksanız ayağı çabuk da tercih edebilirsiniz. Bence çok kuvvetli oluyor. Bilginiz olsun. Alt olduk abi, gayet güzel bizim için. Şimdi Ahri'nin üzerine direkt atladım. Q'yu attım. Tamamdır. Şöyle bir W'da vurayım çocuğa. Tamamdır. Benim için kafi. Arkaya geriye çıktım şimdi. Tamamdır. Bakın yarı can kaybettik ama benim ignite avantajım var. Ve iki tane jump potum var. Şimdi bu jump potuyla bir miktar dolduracağım. Ve Diana'yı haritada gördüğüm anda bu adam üzerine atlayarak bu adamı kesmeye çalışacağım. Adam 5 level. Ay, adam 6 oldu. Tam üzerine atlarken. Neyse, E'sini Allah'tan Q basabildik. Biraz damage tankladık en azından orada. Deason geldi. Yani bu kadar desteğe ihtiyaç var mı bilmiyorum. Ultisi var, gitme. Güzel. Tamam, gayet iyi. Hemen şuraya pushlamam lazım abi. Direkt bir ulti A'lizden pushladık koridoru. Inflak DNA'mizi de aldık. Şuradan bir tane de çizme alalım abi. Bizim için önemli. Bir miktar canında olsun. Tamamdır. Çıktım abi. Şimdi ne kadar önde olduğumuzu şöyle izah edeyim. Adamla öncelikli olarak 34 milyona 48 milyon. Minyon öndeyiz. Rakipte TP var. Ona rağmen exit öndeyiz. Gold da öndeyiz. Bitti abi. Şu anda mesela Ahri'nin artık beni kesme ihtimali neredeyse yok. Her ne kadar late game'de güçlenecek bir karakterde olsam şu andan itibaren Ahri'nin içine geçeceğim. Ha tabii ki Lee Sin ile Senna geldi, sağ olsunlar. Bunlar her maç sizin başınıza gelmeyebilir. Şurada koridor tutabilir miyim birazcık? Biraz tutarım sen koridoru ya şurada. Tamamdır, koridoru biraz tuttuk abi bakın. Şimdi Ahri yaklaşmak zorunda kalacak.
Blitzcrank de burada abi. Tamamdır. Burada unutsan atılan ward sayesinde görüyoruz bunu. Lee Sin atmış sanırım. Ben de oraya normalde atıyorum. Kule altında minyonlar var. Takımın savaşmaması gerekiyor. Tamamdır. Ben farmlarımı aldım. Ay Lee Sin çekti. Bu arada şöyle bir agresiflik yapsam tamamdır. Benim için word. Denedim. Başarılı oldum. Hatta ignite'e gerek yokmuş bu arada. Bayağı vurdum. Tahmin etmiyordum o hasar çıkacağını. Burada minyonları üzerimize almak zorundayız. Sena hala burada abi. Gitmesi gerekiyor artık ama. Bir çıkış işareti attım abi Sena'ya. Gerek yoktu. Adam ultisi var baba. Hemen şöyle bir slow koydum. Tık. Tamamdır. Oğlum benim yemin ediyorum bak sıfırdan serisi yapıyorum. Bu kadar güzel ormancı gelmiyor biliyor musunuz? Şunu XP'ni kaçırmayalım. Tamam. Şimdi ormancı yüzünden kasıldım falan diyecek adamlar ama ben zaten normalde böyle oynuyorum ve her türlü kasılacaktım. Sadece bu kadar fazla skor almayacaktım. Blitzcrank Sena'ya gelmiş. Tık şöyle bir gidelim. One shot'ı koyduk. Gayet güzel. Ha bitti ya bu arada oyun. Oyun vallahi şu an bitti yani. Bir FF gelir artık takımdan. Sena kanka git artık be. Bir ton eksimi böldüm vallahi yeter. Yoruldum kankam git ne olur. Şu an plate'i almak için durursam base atamam. Ya plate'i satacağım abi zaten çok öndeyim yani gerek yok. Hem shutdown veriyorum hem de üzerine bayağı para var. Şuradan abi direkt Luden'imizi aldık. Nasıl hasar çıktığını kendiniz görüyorsunuz zaten. Yani Luden almamızın da bir esprisi tabii ki var. Hani öylesine almıyoruz. Ulti ata ata koridora geldim abi. Şimdi yani şöyle söyleyeyim. Ahri kaçacak delik arasın. Çünkü one shot koyacağım muhtemelen ona yaklaştığı zaman. Şuradan bir ward'u kıralım abi. Koridoru pushladı ben müsaade etmiyorum pushlamasına. Bekleyeceğim burada. Biraz donduracağım minyonlara. Bir tane potumu harcayacağım. Aa çık oradan. Orası çok tehlikeli. Oraya da giremem ama. Yok o kadar da değil yani Lee Sin yaptı. Blitzcrank falan da burada. Hop bayağı açılmak olur hani o. Biraz şımarmak olur. Bir potumu daha basacağım çünkü canım azaldı. Bir plate almaya gelecektir illaki. W'sunu. Şey E'sini dodge'ladım. Şöyle bir ulti. Ah minyona vurdum. Şöyle bir flash. Ah. Tamamdır. Ultim geliyor. Ultim geliyor. Bırak gideyim. Ay valla bir canla kaçtım diyecektim. Kaçamadım. Ulti, ya flash ulti yaptım yetişemedim adama ama sıkıntı yok. Tek sıkıntı Diana'ya shutdown vermek oldu. O biraz canımızı sıktı. Yani 3v1 atıyoruz o kadar da olsun. Yani plate için canından oldu. Ben de canımdan oldum. Tabii ki bu bana word mü değil. Yani flash'ımı harcadım. Artı shutdown verdim ama 0-5 Ahri'yi öldürdüm yani gereği yoktu. Şuradan abi bot için cooldown botunu alıyorum. Ultinin cooldown'u bu arada bayağı bir düşürüyor. Kesinlikle tavsiye ederim ama isterseniz şey de yapabilirsiniz. 2 tane EP var mesela Merkür alabilirsiniz. Ben şu an kendime son derece güveniyorum. Hatta buradan Karamür falan da alacağım. Bir de skor malum 3-16. Hani şu an fena öndeyiz yani takımca. Bu tarz riskleri şimdi almayacağız da ne zaman alacağız? Ahri yaklaşırsa Q ile dürteceğim abi. O beni W ile dürtüyorsa ben de onu dürterim. Ay Diana gelmiş. Q'sunu dojladık. Hemen hasarımı vurdum çıkıyorum geriye. Hani bu kadar üzerime oynayıp kurtulabileceğini mi zannediyorsun Diana'cığım? Hemen şöyle bir sustur. Nice. Ah be. Ben ignite'i bıraksam öleceğini düşünmedim bu arada ya. Bayağı canı gitti. Aa hayda. Örüşe bak. Plate alalım diyeceğim de Blitzcrank de geldi. Yani canım da az. Bu adam tek combo atar bana. Aradan tutarsa sıkıntı yaşarız. Kanta da var. Yaklaşırsa bir Q atacağım da. Hemen şöyle geri doğru bir R tamamdır. Kantından canım doldu. Koridoru tekrardan pushladım ama şuradan bir plate alabilir miyim? Alamam. Çıkayım geriye. Ahri 0-6 gidiyor abi. Tabii ki burada ormancımızın büyük büyük etkisi var. Hani şimdi onu küçümsemek istemem. Ama bu oyun tarzıyla inanın son derece agresif oynayarak sizler de yapabiliyorsunuz. Tabii ki bilen bir Ahri olursa canınızı sıkabilir. Bunlar düşük elo bilgilerdir. Tekrar ediyorum ben bir mid main değilim ya da kasıdem o tipi falan da değilim. Sadece kasıdem oynamayı severim. Ve düşük eloda yapılan hataları değerlendirmeyi bildiğim için bu eloda her türlü kasıdemde iş yapacağınızı söyleyebilirim. Ve bu oyun iştahı gerçekten hani düşük elolara aittir. Elmasa kadar yolu var abi bunu size söyleyebilirim. Ama elmastan sonra artık birazcık zorlanabilirsiniz. Bu herif AFK kaldı galiba. Mid kuleyi aldık. Yolda erik buldum. Şurada da base'imi atabilirim artık. 1600 altın var üstünde. Bu aşamada dilerseniz Lich Bowen'a gidebilirsiniz veya hasar için Rabadon'a gidebilirsiniz. Ben Lich Bowen'ı aşırı seviyorum abi. Bir kasadın bir fiz. İki senede Lich Bowen bir yakışıyor. Anlatılamaz yani. Mesela şu an MF şurada abi. Hemen bizi görmüyor. Girelim şu çalıya bekleyelim. Çocuk gelsin. Bir one shot'ı koyalım buna. Neredesin lan MF? MF mi de gitmiş abi. Hemen gidelim bir şu botu pushlayalım önce. Eğer MF'e yetişebilirsem abi güzel bir hasar vuracağım. Burada mı geçiyor? Geri çıktı bu MF. Nereye gitti? Buradan atlayıp one shotlayabilir miyim acaba? Neredesin bu oğlum? Bu MF bugün bizi kendini kestirtmeyecek abi belli. Herhalde görüş olabilir orada emin de değilim. Bir şey göstereceğiz hep top bu oğlum. Botu pushluyorum. Ahri geldi MF'le birlikte. Ahri'nin hep buzu bitmiş. Hemen şöyle bir combo. Güzel. Güzel bir hasar vurduk abi çocuğa. Tek combo ile bu hale getirdik. Hep buz almasaydı oradan can kazanmasaydı bu hasar da veremezdi bu arada. Tamamdır. Gayet güzel. Artık çocuğu dayılayacak seviyeye geldik. Öndeliğimizi gerçekten güzel kullanıyoruz. Ya Sena da bana yardımcı olduğu için bir şey demiyorum ama sürekli olarak gelip XP'imi ve gold'umu bölüyor. O yüzden kuleye vurmayacağım. Ben almak istiyorum kuleyi. Abi bütün takım kafama toplandı ikinci kule için ya. Oy MF'e
Ya üzüldüm şu an MF bir tık. Oğlum bu takımın bu kadar hard oynamasının sebebi ne tam olarak? İki video çekeceğiz dedik. Rakibin içinden geçtiler. Botlarla oyun gibi oldu. Neyse abi, Lich Bowman'ımız bitti. Şimdi sıradaki eşya olarak dilerseniz böyle durumlarda Zonya alabilirsiniz. Hani sizin için bir koruma olur en azından. Daha fazla hasar için işte Rabadon, hiçlik falan tercih edebilirsiniz. Ben şu anda bir tane Karamür alıp Rabadon gitmek istiyorum. Meja'yı ve Rabadon'la bayağı büyük hasarla çıkartmak istiyorum açıkçası. Abi seneye 500 tane işaret attım artık git diye. Yani adam exp'in böyle her şey midden çıkmıyor herif ya. Nereye gitsem oraya geliyor. Nedenini anlamadım. 16 level olmaya çalışıyorum. Hani exp'te gerideyiz. Bakınız 1.93 saniye şu anda abi ultimizin bekleme süresi. Bu Ionia çizmeleri sayesinde üzerinde şu anda %41 cooldown var. Yani 70 yetenek hızı var. Ve doğal olarak da ultimiz sanki 16. seviyeymişiz gibi geliyor. Yani cooldown açıkçası önemli kazanın için unutmayın. Hani zaten işte ultinin bekleme süresi kısa demeyin. O aradaki o ufacık bekleme süresi o kadar önemli ki. Şöyle ultimi bir stacklersem burada güzel işler yaparım. Öldü orası zaten. Ben şuradan geçeyim şöyle tık. Bay bay abi. Gitmeme gerek kalmadı. Buradan midin kulesine vuracaktım ama Trundle geldi. Bir tane Q atalım çocuğa. Takımım da burada tapta yargı dağıtıyor ya ben mid alırken. Kuleyi aldım şimdi inhibitor alacağız derken Lee Sin çekti abi çocuk. Şöyle bir tık geri çıkıyorum. Oğlum niye ittin çocuğu? Çok yan yanalar bu arada yani oraya girmek isterim ama. Şu inhibitor alıp çıksak daha garanti olabilir. Flash'ım da yani 1.9 o giden Ahri'ye basmak istemem. Botta kuleye biraz vurdum çıkıyorum. Adamlar geldi. Trundle önüme bir tane buzdan sütun açtı. Kanka ben kasa denim sen ulti açtı bir de bana. Bu nasıl oynayış oğlum? Tamam Silver 1 de yani şu ana kadar video çektiğim hiçbir oyuncu böyle şeyler yapmıyordu bu arada ya. Bu rakip niye böyle garip bilmiyorum. Blitzcrank üstüme geliyor abi ne yapıyor bu? Tamamdır. Ay flash'ımı da attım. Hemen bunu da attım. Bitti kanka. Hemen sana bir hasar. Güzel. Q'sunu da boşalttı. Öleceksin kanka. Bay bay. Üçüncü inhibitörü de açıyoruz. Artık maç bitecek galiba burada. Çok kısa sürdü. Ve dostlarım maç burada bitiyor. Bizle birlikte bütün takım da kasıldığı için maalesef erken bitti. Bence bunun arkasına ikinci bir maç gelir gibi. Ne diyorsunuz? Lee Sin çok güzel yardımcı oldu bize. O yüzden bence bir honor hak etti. Bu aşamayı çok uzatmayalım. Şöyle vuran hasarlar ve kasılan altınlar ekranda gördüğünüz gibi geçelim ikinci maça. İkinci bölümden hepinize selamlar dostlar. Karşımızda Yone var. Bu sefer kasıt olarak bir pick attım. Gördüğünüz gibi rakipte neredeyse herkes AD. Sadece Sinch var karşıda AP olacak. Ve kasetin biliyorsunuz ki AD karakterlerle karşı güçsüz. Bir invade isteniyor. Ben gitmem bu arada. Düşük elde özellikle hiçbir şekilde destek vermem invade'lere. Çünkü çok kötü invade'ler atılıyor. Yani uzaktan en fazla bir Q atarım öyle söyleyeyim. Hani bir asset falan gelirse Allah bereket versin derim. Gördüğünüz gibi başarısız bir invade şekli zaten yani bu takımda da çok zor. Lux'ın Q falan tutturması lazım. Pek verimli sayılmaz diyelim. Şimdi abi Ahri'ye karşı çok rahat oynadık. Ormancımızın desteği geldi bilmem ne derken rahat kasıldık. Bakalım aynı şeyi bu oyunda Yone için yapabilecek miyiz? Bir kere pasifimiz Yone için devre dışı. Çünkü büyü hasarından az hasar alıyoruz. Yone tabii ki kısmen böyle hibrit vuran bir karakter olsa da ağırlıklı olarak saldırı gücü. Ve pasifimizi tam anlamıyla kullandığımızı söyleyemeyiz. Yani bir Ahri değil mesela. Bunun yanı sıra Q'dan gelen kalkanı da yeterince kaliteli kullanamayacağız. Bu yüzden de Q fulllemeyeceğiz. Ve ayar çabuklu oynuyorum gördüğünüz gibi. Bu da koridorda uzun süreler kalabilmek ve takaslardan üstün çıkabilmek için yaptığım bir rün tercihi oldu. Açacağım bu arada dostlarım ve şöyle hem dürtme hem minyon alma şekli. Fırsat oldukça adamla bir düz vuruş takasına girerek ayağı çabukla patlatacağım. Mesela şöyle adam bana vuracak bir tane. Ben de ona vurdum ayağı çabukla. Q'yu da tutturamadı. Ona rağmen adam vurdu hasara bak. Tabii Yone abi normal. Hemen şöyle bir E patlatalım ufak bir hasar. Burada Q fulllemeyeceğiz. İsterseniz W fulllayabilirsiniz. İsterseniz E. Ben E fulllayan taraftarım şu an. Çünkü Yone çok fazla yetenek atan bir karakter. Ve E'nin bekleme süresini çok hızlı bir şekilde getirebiliyor. Yani Yone'ye karşı E fulllemek bizim için güçlü olacaktır. Yone benimle kule altına bir takasa girdi. Tabii ki kalkanından dolayı avantaj çıktı. Ancak bu şu anda Yone'nin güçlü olduğu zamanlar. Birazdan kısmetse bizim de güçlü olduğumuz zamanlar ufak ufak başlayacak. Hemen şöyle dürtelim bir. Tamamdır. Kalkan altı dürttüğümüz için avantaj çıktık ve doranımız olduğu için rahatız. Minyona dikkatli şekilde alıyoruz. Dilerseniz Yone'ye karşı Ignite yerine TP de girebilirsiniz. Exhaust bile girebilirsiniz hatta. O tamamen size kalmış. Ama gördüğünüz gibi pot basmadım. O kadar takasa girdi adam. Ayağı çabuktan gelen canla, işte Doran'dan gelen canla vesaire canımızı yeniliyoruz. Ve koridorda kalıyoruz. Ayrıca bu oyunda ilk eşya asırlık sopa yapacağım eminim isteyenler vardır. Bu arada kötü bir takasa girdi benimle. Yani W kullanmıştı zaten. Vay buralarda. Az önce bottan move'ladı. Şuradan gelme ihtimali çok yüksek. Ha tamam buradan geçti. Biraz daha erken görseydim güzel olurdu. Güzel bir dürtme şekli. Hemen geri çıktım. Üzerime atlayabilir abi Q'su var. Temkin oluyorum. Q'su bitti yaklaşabilirim artık. Hemen bir W vurdum. Geri çıkıyorum. Bir de E atayım. Tamamdır benim için kafi. Yone geliyor. Yani Yone güzel yerden geliyor ama ben çok tersteyim. Yone saldırı gücü pasifimizi doğru kullanamıyoruz ama ona rağmen ayağı çabukla girdiğimiz doğru takaslarla birlikte güzel işler çıkartıyoruz bence. Yani koridorda rahatız bence öyle ama bir baskı görmüyoruz dürüst olmak gerekirse. Ki hala potumun da durduğunu varsayarsam. Çok bir düz vuruş W takasına gireceğim tamamdır. Hem ayağı çabuk patlattım hem de ekstra düz vuruş W yaptım. Oradan güzel bir takas elde etmiş olduk.
Minyon'a güzel aldık. Kaçırmadık hiçbirini. Ay. Tek atabiliyormuşum artık. Üzüldüm. Tamam iyi bunu da aldık bari. Kaçırdım diye üzülmüştüm. Buraya bu şeyi base atabilirim artık. E'yi de fullediğim için artık hasar minyonlar bir tık daha fazla. Viego orada ormancıyla kapışıyor abi. Yani çok doğru değil. Çünkü Vay oyunun erken safhasında çok güçlü. Ve daha önemlisi benim canım ve manam yok. Bir de kasa dedim yani ne yapacağım ben orada mı? Sıkıntı yok güzel base attık. Aa bu çocuk 1300 olmuştu değil mi? Ben bunu unuttum. Bak bu 1100 diye hatırlıyorum ben bunu. Neyse artık abi sıkıntı yok. Bir tane inflak alalım. Bir tane de çizme alalım o zaman. Paramızı böyle kullanalım bari. Zaten arabalı minyona base attık. Yani ittirse bile az minyon kaybedeceğim. Gerçi biraz geç base attık ama canımız sağ olsun çok önemli değil. Gördüğünüz üzere abi arabalı minyon bayağı bir tankladı ve bir tane minyon kaybettim. Hatta arabalını da XP'ni aldım. Benim için gayet güzel bir base oldu. TP'siz atılan base'e göre. Minyonları tatlı bir şekilde aldık. Burası SS. Yani böyle 1000 tane ping atıyorum ki takımım bilsin diye. Artık da 6 oldum yani gank yeme potansiyelim bayağı bir düştü. Hatta şuna Yone'yi bir Vay'ı şöyle 4 level bir kıstırıp bir şeyler yapabilir miyiz acaba? Buradan mı geçecek? Evet. Ah be ters attı Q'yu. Bu beni üzdü biraz. Şöyle patlatalım. Bir stres olsun. Vay nereye gitti abi yanında kayboldu. Şöyle uzaktan bir alalım onu. Üzerimize atlayacak abi hemen geri çıkıyoruz. Hemen tık. Şunu da vuralım. Tamam benim için yani kötü bir takas oldu ama malum. Yone kalkanı. Ace de yok şu an bu arada. Yani üzerine şu an agresif yapabilirim. Ha burada bir fight var. Ben biraz geç gördüm. My bad. Hemen geldim. Geldim. Toparlarız burayı. Abi dönüp vursana ya. Hemen bir ulti düz vuruş. E şekli. Bunu kestik. Bu çocuğu oynayabiliriz. O flash. Güzel. Slow verdim. Takip et geliyorum. Tamamdır. Güzel. İki killimizi aldık buradan abi. Başka? Tam sıkıntı yok. FF open. Hemen Draven ne yapıyoruz? Tık. Reportladık. Bir de susturduk mu? Bir de susturduk abi. En sevdiğim. Çiçek. Şimdi. Ben iki kelime aldım mı kasetin olarak? Aldım. Minyonu pushladım mı? Pushladım. Bir tane plate aldım mı? Bence aldım. Hemen şurada base'imi de atayım. Minyonlar şimdi bu plate'i benim için alacaklar. Abi cidden 10 can da alamadım ben o plate'i. Tebrik ediyorum abi. Diyecek bir şeyim yok. Şuradan şöyle bir tane tap alalım. Bir tane can alalım. Bizim için kafi. Ve hızlıca koridora gidelim. Plate alsaydık şunu alacaktım. Tatsız diyelim. Sıkıntı yok. Unlucky. Benim böyle şanssızlıklarım meşhurdu zaten. Biliyorsunuz artık alıştınız. Hele ki uzun süre takip ediyorsanız beni. Kesin biliyorsunuzdur yani. Şu anda mesela Yone bir W'sunu kullanırsa takasa girerim diyecektim. Teşekkür ederim Yone'cim. Yetenek olmasını bekliyorum. W'sunu gene kullandı kötü. Hemen arkaya doğru tık. Evet. Bay bay. Benim takasım bu kadar. Hemen potumu bastım bu arada. Bayağıdır pot kullanmıyordum. Aldım pot üstünde duruyor boş boş. Ama şimdi iki skorum var ve Yone tehlikeli pozisyonda. Bence dikkatli oynasın. Tek sıkıntı kırmızı ward'um yok. Ona ihtiyacım var. Burayı hemen pushlayacağım. İkinci olarak W fullliyorum. Malum Yone var karşımızda. Bottaki durumlar nasıl abi? Canlar full. Vay oraya gidebilir. Bir ufak muğlayalım. Zaten koridoru pushladık. Bir olay var mı? Bir fight dönüyor galiba. Yetiştim. Bir dive şekli yaptık mı? Hemen abi çok güzel oldu bizim için ya. Ben MF'de alırım diye düşünüyordum ama alamadık. Üçüncü skorumu da aldım. Şu an reset almam lazım ama Yone'nin canı 1. Viego Yone ile kapışmış ölmüş galiba. Erik var mı? Erimiz yok bu üzdü beni. Hemen şuradan bir geçelim abi. Tamamdır. Minyonları da aldık. Arabalı minyon mu? Tamam burada base atmam gerekiyor. Pushlamam worth değil. Hem çok geç pushlarım ve adam daha az minyon kaybeder. Base atarsam asarı bitti zaten. Son derece kuvvetli şekilde base'den çıkarım. Bir tane de görüş aldık. Bizim için kafi. Hemen let's go abi. Senna geldi mi de pushluyor. Çok hatalı bu arada. Şu an kendi midene minyon kaybettiriyor ama ben daha az minyon kaybedeceğim. Senna'dan hatalı rotasyon. Şimdi dediğim senaryo oluyor. Top geride. Ormancı geride. Bot durumda. Bir tek biz öndeyiz. Bakalım bu maçta neler yapacağız? Bu arada bu ne yapıyor? Tamamdır. Ay bu arada CC yedim mi? Tamam şöyle bir görüş aldım. Şuraya bir kaçayım abi ben. Gerek yok. Adam bütün CC'ni yedik. Ölmeyelim bedavaya. O CC'yi yemeseydim yani Senna'ya karşı kötü oynadım. Tamamdır onu yemedik. Ay ne kadar yedim ya hasar. Dert değil asırlık daha scale olacak. Abi Viego'nun geçtiği yer tamamen troll bu arada. Yani böyle bir geçiş şekli yok. Ormancının yerini göstermemesi lazım. Adam ben buradayım dedi bu arada bağıra bağıra. Neyse. Senna buralarda olabilir. Botta gözükmüyor hala. Aa geldim oraya. Da canım çok az. Şöyle hemen bir slow verdim. Sustur. Ignite. Düz vuruş. Güzel bir skor aldık. Senna hala gözükmüyor demiştim zaten. Buralarda oldu. Çok belliydi. Şöyle güzel bir hasar. Tık E. W. Düz vuruş. W. Q. Tamamdır. Başka? Ben gayet güzel oynadığımızı düşünüyorum. Abi eksimi bölüyor. Çık. Abi geldi adam. Slotu daha çok dağıttı ya. Ulti açtı abi. Minyonlar sağa sola dağıldı. Neyse. Teşekkür ederim ormancım. Şuna vurdum abi. Düz vuruş W yapayım. Tamam. Şurada base'imi atayım. 1300 altın var üzerimde. Yani dediğim gibi riskli bir hamle olarak Meja'ya gidebilirim ama ben kasabileceğime inanıyorum. Bir tane kara mühürümüzü alalım abi. Bir tane de çizme çekelim. Bir tane görüş. Bizim için kafi. Direkt çıkalım. Yone'nin durumu şu an fena değil yani. 1-0-1 gidiyor. Farmı çok kötü. Ben olsaydım Yone'yle çok daha fazla farm atardım. Bu kabul edilebilir bir farm değil. Bu arada bu ne?
Bu ne abi? O ne? Hatta daha önemlisi. Flash, ulti. Tamamdır. Şöyle bir slow. Ulti döndüm. Yeteneklerim döndü. Susturdum abi. Oy, bu arada bilerek yapmadım ama güzel oldu. Benim için kafi, tamam. Bir daha rest alırım. VP kasa mı? Kanka kasetin öyle yazılmıyor ama sen bilirsin yine de. Karamür'den güzel bir yük kazandık. İkinci eşya olarak Lich mi gitsek yoksa böyle çok fazla AD var ya. Bence biz Zhonya. Hem de o Karamür'ü korumuş oluruz. Bizim için güzel olur. Belli ki Senna 0-5 gidiyor. Bu çocuk bana oyun boyu tek yemek istiyormuş gibi geldi bana. Bence Meja'yı biz Senna'nın üzerine stackleriz abi. 7-0 kasetine. Bak 13'te. Nereden baksan güzel hareket. Bu çocuk akıllanmıyor bu arada. Yani Dwight'in şu an Senna'nın CC'leri var. Şu an buraya oynarsa güzel olur benim için. Yani Viego'nun oynaması lazım. Ya bu abi o E tutmadı bu arada be. Kronet basmak zorundayım, çok hasar yedim. Bu ulti attım, kaçıyorum. Yani Viego ihtiyacım olduğu zaman da gelmiyor abi. Şurada kuş kesiyor. Yani bu büyük bir ormancı hatasıdır. Yani düşkelerin hatalarından birini gösterelim en azından. Kronometrem bedava gitti. Ama kronometre 2 almışım, gördüğünüz gibi orada ölmedim. Bir de üzerine meja yüklerim gitmedi. Yani daha doğrusu karamür yüklerim. Ama sıkıntı yok, ben birazdan bunların hatasını değerlendireceğim. Şu an daha asırlık steklenme aşamasında. Tek sıkıntı XP geri düştüm. O beni biraz üzdü. MF'i kesti abi Viego. O çocuk, onu da mı kestin? Abi bu Viego gelip gelip farmı alıyor. Tav oldum çocuğa ya. Hiçbir işe yeri de yok benim için. Ah Lee'sin, seni arıyoruz kardeşim, neredesin? Mid kuleyi aldık abi, gayet güzel. Hem de ilk kuleyi aldığım için bayağı gold geldi. Hemen tapa gidip Singe'i bir darlayabiliriz. Üst ormana şöyle bir ward attım. Singe gelebilirim. Bizim çocuk oluyor. Öldü galiba bizim Trine. Tamamdır, yani ben kara mürükümü aldım. Trine bana kaçsaydı ölmeyecekti ama kolumu tercih etti. Mid'den push almama rağmen kule kaybedeceğiz. Bu çok üzücü. Hemen gidiyorum oraya, buluyorum ama yetişemeyeceğim sanırım. Çıkması lazım, Viego çok kötü pozisyonda. Senna mı geliyor bize doğru? Aa! Tamamdır, ultisinden çıktım. Kes artık kanka onu. Hemen şöyle ignite düz vuruş. Yeteneklerimi kullandım. R, gayet güzel. Kanka bırak skillerimi. Heh, aferin lan, çocuk saldı. Gayet güzel oynadık buraya abi. Bakın yeteneklerimi atıyorum, direkt geri çıkıyorum. Hiçbir risk falan almıyorum kesinlikle. Çünkü kasa dedim abi ben. Hani benim yeteneklerim varsa güçlüyüm, yoksa güçsüzüm. Bu kadar basit aslında mantık. Minyonları pushladım. Base'imi atabilirim. Üzerimdeki gold'a bak bu arada. Oy. Arabalı minyon geliyor zaten. Baby'de erken pushladığımız için herhangi bir sıkıntı yok. Şuradan abi direkt Meja'yı aldım. Zhonya'nın da alt eşyalarını alayım. Direkt koridora gidelim. Direkt Zhonya'yı da bitirebilirdim ama Meja'yı yükleyen artık kasmak istiyorum ufaktan. Orada keşke Meja'yım olsaydı dedim yani açıkçası. X'im bölmesin diye Lux'a bir çıkış artı yapıyorum. Yani çünkü X lazım bana. Ve sürekli olarak birileri midde, ben böyle bir oyun oynamak istemiyorum. İşaret attım Lux'a, X'imi bölüyorsun gibisinden. Umarım anlar. MF kötü pozisyonda. Tamam. Viego da gitmiş oraya. Ah be, bana kalsaydı güzel olurdu. Neyse. Lux kanka git artık ya. Harbi git. Kimse yokken şuradaki minyonları keseyim de bari, ne yapayım? Deli gibi mana harcatıyorlar bana ultimle. Bir erik merik varsa yiyeyim. Küreset alma zamanım değil. Draven de geldi, gereksiz bir hareket. O yüzden ben gidiyorum bota. Botta exp alacağım. Amacım şu an hızlıca 16 olmak. Çünkü takımdaki tek güçlü kişi benim bu arada, fark ettiyseniz. Diğerleri ortalama olarak ilerliyor. Oyun canı vesaire full, benim de manam biraz az. O yüzden geç çıkıyorum. Şurada bekliyorum belki bir gelen olur vesaire diye. Rakip takım ejder girişiminde abi. Hemen şuraya pushlayalım. Bizimkiler ejder alıyor. Etraflarında durayım sadece, yeterli. Fight çıkarsa dahil oluruz, yoksa gerek yok. Aynen. Base'imizi koyalım abi, Zhonya'mız bitti. Asırlığımız 8 yük oldu. 2 dakika sonra artık abi bir ufak güç patlaması yaşayacağız. Ama asıl güç patlamamız 16 level'da. Ve en önemlisi, o zaman kadar 3 eşya girebilirsek çok kuvvetli olacağız. Kasetin benim için Kayle'dan sonraki en büyük hyper carry'dir. Yani birçok kişi kasetin daha büyük hyper carry görüyor. Yani daha durdurulamaz görüyor ama ben Kayle'ı görüyorum. Çünkü kasetin tek bir hata yaptığında ölme ihtimali bence Kayle'a göre daha yüksek olduğu için biraz daha fazla risk barındırıyor. Kayle'ın çünkü hasar görmezliği var biliyorsunuz ki. Şurada bir red vardı, aldım. Hemen geldim. İkinci kuleyi alabilirsem güzel altın veriyor burası biliyorsunuz. Kasetinde güzel kule alan karakterlerden birisi. Tamamdır abi, aldık valla. Bizim için gayet güzel oldu. Hem expo olarak hem altın olarak gerçekten öndeyiz. Takımımız da bayağı öne geçti. Yani bizim öndeliğimiz de diyelim. Çünkü çok güzel skor topladık. Maçtaki skorun yarısı bize ait yani baktığınız zaman. Maçın sigortası biziz. Hemen şuraya geldik. Tık şu çocuktan da bir kill alırsak. Tamamdır. Hemen şöyle bir hareket yaptım. Bu arada çarıma sinir oluyorum ya, neyse. Atalamadım, 3'te 3. Penta şekli diyecektim de. Evet, kombomuzu attık abi, gerisinde Draven halleder herhalde. GG diyebilir miyiz burada? Maç bitti mi bilmiyorum ama. Şöyle bir W düz vuruş, zaten kuleye 3'te 1 can attık abi. Sanıyorum burada maç bitirdik. Bence güzel de bir fight attığımızı düşünüyorum ben. Hemen şu odaklanmasını bozalım. Tık, güzel bir combo. Hemen tık Q attım. Oy, one shot'a bak. Üzerinde 3K altın var bu arada abi. Onu da söylemek isterim. Tık.
50 gol da aldık. Kasedin'in potansiyeli bu abi. Gördüğünüz gibi ilk oyunda söylemiştim zaten. Takım destek olmasa da ben bir şeyler yaparım demiştim. Sanıyorum bu oyun buna bir örnek oldu. Neredeyse ekmeğimizi taştan çıkarttık yani. Biz birazcık maçın sigortası konumundaydık. Zaten Kasedin'in Kal gibi karakterleri aldığınız zaman hypercase'siniz. Mevzu birazcık da maç uzasın. Ben her türlü taşırım. Takım geri düşse de en azından toparlarız karakterleri oluyor. Hani early'den hızlıca bitirim değil. Hani early'yi kazanıyorsak zaten maçı kazanıyoruz gördüğünüz gibi. Ha velev ki kaybettik. 10-0 Kasedin var abi senin takımında. Maç birazcık uzasa ben neler yaparım? Ki en sonunda daha bak eşya bitirmedim. Üzerimde 3000 altın var. Gidip bir Rabadon bitirsem, ulti E ile utanmasam Senna ve Miss Fortune'a tek atacağım. O kadar güçlüyüz. Kasedin'in potansiyeli işte budur. Bunu gösterebildiğimiz için son derece mutluyum. Bu arada güzel iki tane honor gelmiş. Teşekkür ederiz. Vurulan hasar ve kasılan altın ekranda gördüğünüz gibi. Yani bir Kasedin'le neredeyse hiçbir şekilde takas istemeyen, oyun uzasını isteyen bir karakterle, scale olmaya çalışan bir karakterle dakika 20'de biten bir maçta en yüksek hasara vurmak bence kesinlikle bir gururdur. Bu arada Draven'ı susturmuştuk ve reportlamıştık. Bakınız direkt FF yazdılar falan. Hani niye abi niye? Bir kere öldün ya sadece da. Bismillahirrahmanirrahim yani. Düş Kaelon'un en büyük hatalarından birisi abi mentaldir. Mental toplayalım. Rakibin de hata yapabileceğini unutmayalım. Biz geri düştüysek rakip de hata yapar ve toparlayabiliriz. Bunu aklımızdan çıkartmadığımız zaman maç kazanabileceğimize inanıyorum. Sizler de lütfen bunu yapın ve mentalinizi koruyun. Maçlara emin olun taşıyacaksınız. Win rate'iniz artacaktır diyorum. Ve lafı daha fazla uzatmayalım. Bugünlük benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım öğretici olmuştur. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Bittiğini zannetme. Tekrar karşılaşacağız.